Tamam. Ya biz niye uzlaşamıyoruz, iletişimi beceremiyoruz? Bir arada yaşama kültürü konusunda bir zafiyetimiz var. Ama bir aradayız. Ama bir arada yaşama kültürü başka bir şey. Yani bir arada yaşama kültürü farklılıklara rağmen birbirine hoşgörü, tolerans göstermeyi becerebilmekten geçiyor. Karşıtlıklara rağmen. Tabii, çünkü bir ailede bile bir arada yaşamak emek ister. Doğru. Kolay değildir. Yani anne çocuğuyla anlaşamaz, baba kardeşiyle anlaşamaz. Böyle şeyler yaşanır. Ama düşünün, onu bir caddeye, bir mahalleye, bir kasabaya, bir kente, bir ülkeye yayacaksınız. Ama hepsinin ortak bir faydası var. Hı hı. Birbirine saygı göstermeyi, birbirine hoşgörü göstermeyi becereceksin. Peki nasıl yapacağız bunu? Hı hı. Ortak paydalarımızı keşfedeceğiz. Farklılıklarımızın bizi ayrıştıran değil, bizi zenginleştiren şeyler olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü öyle olursa zenginleşmiyoruz. Doğru. Yani siyasette şu anda ne yazık ki o ortak paydalar gümbürtüye gidiyor. Onları bir türlü vurgulayamıyoruz. O nedenle seçim dönemleri ayrışmaların daha keskin, daha acımasız, daha gaddarca yaşandığı dönemler oluyor. Halbuki bu bizim elimizde. Biz bütün o siyasi çatışmaya rağmen ortak paydalarımızın üzerinden gitmeyi becerebilirsek, o zaman siyaset kültürünü de değiştireceğiz. Çünkü siyaset kültürü bugün Türkiye'de paçadan çekiştirmeci, kişisel çatışmacı bir üslupla yürüyor. Oysa performanslar üzerinden, hizmet kalitesi üzerinden yarışabiliyor olmamız lazım. Karşısı hırçınlaşmasa aşağısı güllük gülistanlık olacak. Ama yukarıda hırçınlaşıldığı zaman aşağıya katlanarak, çığ gibi büyüyerek gidiyor. Ne yazık ki Türkiye'de birileri gerginlikten besleniyor.